Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikalık bir tarif hazırlayacağız. Bu tarifi ister kahvaltıya isterseniz beslenme çantasına veya çayın yanına acil misafiriniz geldiğinde poğaça ve börek yerine yapabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 tane yumurta, Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve güzelce çırpalım. Yumurtayı tuzla iyice çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapalım. Sizler sıvı yağ yerine arzu ederseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt. Daha önce kaşık dökmesini yoğurtla hazırlıyordum. Sütte de denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif, çok lezzetli oluyor. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı şeker. Ve bir yemek kaşığı çörek otu serpiştirelim. Sıvı malzemelerimizi ilave ettikten sonra tekrar karıştırıp ve daha sonra un ilavesi yapalım. 1,5 su bardağı un kullandım. Kullanacağınız yumurtanın büyüklüğüne göre bu oran değişiklik gösterebilir. Evet, unumuzu ilave ettik. Şimdi iyice karıştıralım. Kaşık dökmesine ister sade isterseniz sebzeli peynirli olarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Birer tutam maydanoz ve dereotu bir tane kırmızı biberi minik minik doğradım ve yarım kaseden bir tık fazla beyaz peynir ilavesi yaptım. Şimdi bu malzemeleri ekledikten sonra tekrar spatulamızla iyice karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yoğurmaya, miksere gerek kalmadan şipşak yapabileceğiniz bir tarif. İyice karıştırdıktan sonra un miktarı bir tık az geldi. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Yani toplamda bir buçuk su bardağı artı bir yemek kaşığı un ilavesi yaptım. İyice karıştırdıktan sonra tavamızı güzelce ısıtalım ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip bir fırça yardımıyla tavamızın her tarafına sürelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz karışımdan birer yemek kaşığı dökelim. Döktükten sonra dikkat ettiyseniz kaşığımla düzleştirip şöyle yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorum. Çayınız demleninceye kadar bunu yapabilirsiniz. Veya çocukların beslenmesine acil bir şey yapmak istiyorsunuz. Hem lezzetli hem sağlıklı olmasını isterseniz bunu da kesinlikle denemelisiniz. Kaşık dökmesini çok kısık ateşte yaparsanız iyice kurur. Yüksek ateşte de yanar. Orta kısıkta yapmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf çok güzel oldu. Kaşırdıklarımızı hemen servis tabağımıza alıp ve geriye kalan harcımızı yine birer yemek kaşığı olarak dökelim. Kaşık yardımıyla hafifçe düzleştirip yuvarlak bir şekil almasını sağlayalım. İlk tavada 5 tane yaptım ama daha sonra dörderli yapmaya devam ettim. Çok sıkıştırmayalım ki böyle ters çevirdiğimizde kolaylıkla çevirebilelim. Hemen bunu da belirteyim. Böyle bolca yağda yapmanıza hiç gerek yok. Sadece ilk yaptığım zaman tavamı hafifçe yağladım ve daha sonra gerek kalmıyor. Bakın altı üstü gayet güzel pişmiş oluyor. Hemen bir püf nokta daha vereyim. Pişirdikten sonra şöyle bir soğutma ızgarasını alırsanız şöyle hamur kalmaz terlemez. Ben genelde hamur işlerinde bunu uyguluyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bakar mısınız böyle pufuduk pufuduk yumuşacık içi de gayet güzel pişmiş şöyle olabildiğince kameraya yaklaştırıp iç dokusunda sizlere göstermek istedim. Bugün bunu kahvaltıya yaptım çayımız demleninceye kadar gerçekten hazır şöyle güzel bir çay doldurup ve keyifle kaşık dökmelerimizden afiyetle yiyelim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.